Hanımefendi içerideler. Betül'e zarar veriyor olabilirler. Ya Semih Bey lütfen soğukkanlı olur musunuz? Biraz metanetinizi koruyun. Her şeyin bir zamanı var ya. Biz kulübenin etrafını çevirdik. Şimdi birazdan da Betül Hanım'ı girip içeriye alacağız. Ama sakin lütfen. Tamam ben de gireyim sizle. Olmaz öyle şey. Bu iş profesyonellerin işi. Sizi göz göre göre ateşe atamam. Lütfen biraz soğukkanlı olun ya. Semih. Semih sen Betül'ü buraya getirdiklerine emin misin? Eminim abi ben bunları kaç saattir takip ediyorum ya. Bir orman girişinde kaçırdım işte bunları. Ama az önce adam arabaya bindi gitti. İki adamla Betül içeride şu an. Ne duruyoruz oğlum girelim içeri hadi. Girelim amirim. Lan! Elinizi başınızın üzerinize koyun. Ve kıpırdamayın. Al bunları al al al. Al. Bak içeri bak. Çabuk. İçeride başka kimse yok komiserim. Nasıl yok lan? İyice baktınız mı? Evet. Amirim bir de bana bak. Boş ver. Çabuk. Söyleseniz lan Betül'ü nereye götürdünüz? Konuşsana lan. Tamam Semih. Temin. Amirim. İçerisi boş. Hiç kimse yok. Ne demek yok lan? Lan. Nereye götürdünüz lan Zehra ile Betül'ü? Kimseyi bir yere götürmedik. Nerede lan Sokrat? Sokrat nerede? Nerede oğlum Sokrat? Ulan alın bunları alın götürün. Konuşturana kadar uğraşın bunlarla. Konuşunca da bana haber verin hadi. Abi yalan söylüyorlar abi. Yemin ediyorum beraber gittiler içeri ya. Seni şaşırtmışlar Semih. Seni şaşırtmışlar. Nasıl ya? Ne demek nasıl ya? Betül'ü başka bir arabaya nakletmişler. Sen de bunların boşu boşunu buraya kadar takip etmişsin. Adi herifler. Vay arkadaş ya. Ama Ünsal abi. Ben ne yaptım biliyor musun? Adam arabayla yanından geçerken fotoğrafını çektim, plakasını, adamın tipini falan hepsi burada. Ne diyorsun oğlum ver, ver. Bak abi. Aferin lan. Aferin. Levent, al bunları bütün ekiplere dağıt, çabuk. Tamam amirim. Telefonunuzu kullanabilir miyim? Ulan Levent. Tamam, hemen yolluyorum. Vay anasını ya. Demek Betül'ü kertenkele yüzünden kaçırmışlar ha. Bir dakika Semih. Kertenkele mi dedin sen? Öyle mi dedin? Evet öyle dedin. Sen Zehra'nın Kara Faruk'la yani kertenkele ile ilişkisi olduğunu biliyor muydun? Kara Faruk kertenkele miymiş? Sen ne biliyorsun Semih? Neden kertenkele dedin o zaman? Ya ben Zehra'nın Kara Faruk'a aşık olduğunu biliyordum. Ama Kara Faruk'un kertenkele olduğunu şimdi öğrendim. Ya bir saniye, bir saniye, bir saniye. Dur, dur, dur. Dur, orada dur. Peki bu Zehra'nın Kara Faruk'a aşık olduğunu kimler biliyor? Herkes biliyor abi, bütün malikane. Vay arkadaş ya. Ulan Ziya Hoca'nın kertenkele olduğunu öğrendiğimde bu kadar şaşırmamıştım. Kara Faruk'un kertenkele olduğunu öğrenince. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun Semih sen? Ne diyorsun? Ziya Hoca kertenkele miymiş? Abi ben de yeni öğrendim. Nasıl ya? Ziya Hoca kertenkele... Zehra kertenkele ile mi evli? Evet. Kertenkele. Zehra, Ziya Hoca duymuyor musunuz? Boşuna nefes tüketme. Kimse seni benim elimden kurtaramaz. Nasıl ya? Nasıl? O nasıl lan? Lan nasıl lan? Lan nasıl lan? Lan nasıl lan? Abi vurmayın kendinize ne olursunuz lütfen. Nasıl lan? Nasıl lan? Lan nasıl? Nasıl? Abi. Ünsal abi ya. Ya Semih Bey. Tamam. Şimdi sakin olun beni dinleyin. Amirim sinir krizi geçiriyor.
Vietnam sendromu bu. Bilindik bir Vietnam sendromu. Şimdi yapacağımız şey biz amirimizin yanına diz çökeceğiz. Onunla ilgilenmeyeceğiz. Sinir krizi bulunduğu vücutta şaşıracak, afallayacak, vücudu terk edecek. Ben eğitim aldım bu konuda. Lütfen çökün bakın olacak göreceksiniz. Çökün çökün. Rahat. Çökün. İlgilenmeyin. Amirim ağrasın, kendine vursun, dövsün, rahatlasın. Çıkar inşallah. Allah! Bağırsın öyle rahatlayacak. Benim çok kötüyüm ama yani sakin olmak.